Merhaba çocuklar. Bugün size Aliyaf'ın sihirli şato macerasını anlatacağım. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş, Aliyaf adında cesur bir çocuk varmış. Aliyaf, arkadaşlarıyla her gün birbirinden eğlenceli oyunlar oynar, keyifli vakit geçirirmiş. Bir gün ormanda gezerlerken gizemli eski bir şato görmüşler. Şato, kocaman kapısı, yüksek kuleleri ve rengarenk bayraklarıyla çok etkileyiciymiş. Aliyaf ve arkadaşları şatoya girmek için heyecanlanmışlar. Büyük kapıyı açtıklarında içeride onları bambaşka bir dünya bekliyormuş. Şatonun içinde renkli ışıklar, etrafa saçılan peri tozları ve konuşan hayvanlar varmış. Ah, ne kadar da büyük. İlk karşılaştıkları kocaman ve dost canlısı bir ejderha olmuş. Ejderha, "Hoş geldiniz çocuklar," demiş. "Bu şatoda sizi harika bir macera bekliyor." Sonra da Aliyaf ve arkadaşlarına şatonun sırlarını anlatmış. Meğer şatonun içinde gizli bir hazine varmış. Bu hazineyi bulmak içinse ipuçlarını takip etmek gerekiyormuş. Aliyaf ve arkadaşları hemen ipuçlarının peşine düşmüşler. İlk ipucu onları büyülü bir bahçeye götürmüş. Rengarenk çiçekler açan bu bahçede konuşan hayvanlar da varmış. Bir kelebek, "İpucu burada," diye seslenmiş. "Çiçeklerin arasında saklı." Aliyaf, çiçekleri dikkatlice aramış ve minik bir anahtar bulmuş. Anahtar, onları şatonun gizli bir odasına götürmüş. Odanın kapısını açtıklarında, karşısında kocaman bir hazine sandığı duruyormuş. Sandığı açınca içinden pırıl pırıl taşlar ve altınlar çıkmış. Ama asıl hazine, arkadaşlıklarının ve birlikteliklerinin gücüymüş. Bu harika maceranın sonunda Aliyaf ve arkadaşları birbirlerine daha da yakınlaşmışlar. Şatodan ayrılırken bu büyülü yeri kimseye anlatmamaya karar vermişler. Çünkü bu onların özel sırrıymış. İşte çocuklar, Aliyaf'ın şato macerası böyle bitmiş. Unutmayın, arkadaşlarınızla birlikteyken her an yeni maceralar yaşayabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.